Bugün sizlerle Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait özellikle Marmara Bölgesi hapishanelerinden tespit ettiğimiz hak ihlallerini paylaşacağız. Bildiğiniz gibi diğer hapishanelerden de derneğimize başvurular oluyor Marmara Dışı hapishanelerinden. Bunu da raporumuzda ayrıca görünür kılıyoruz. Raporumuzu incelediğinizde ona ilişkin verileri de görmeniz mümkün olacak. Nitekim bu 3 aylık dönemde derneğimize 23 hapishaneden başvuru yapıldı. Bu 11'i Marmara Bölgesi Hapishanesi ve 12'si de Marmara dışındaki hapishanelerden yapılan başvurular oldu. Toplam 100 başvuru var. Bu 100 başvuruda 52 tanesi Marmara Bölgesi'nden, 48 tanesi de Marmara dışından gerçekleşen ihlal başvuruları oldu. Bu ihlal başvurularından tespit edilen ihlal sayısı Marmara bölgesi için 1383, diğer bölgelerden yapılan başvurulardan tespit ettiğimiz ihlal sayısı 882, toplam sayı 2265. Yine bildiğiniz gibi özellikle Marmara bölgesi için aynı zamanda bir basın taraması gerçekleştiriyoruz ve basın taraması yoluyla da derneğimize ulaşmayan ama kamuoyuna yansıyan ihlalleri derliyoruz. Bu çalışmamızdan da Marmara bölgesinde bu 3 aylık dönemde 651 ihlalin basına yansıdığını tespitini yapmış bulunuyoruz. Aslında her rapor döneminde biliyorsunuz ceza evlerinin genel durumuna ilişkin bir değerlendirme de yapıyoruz. Bunu özellikle Ceza ve Tevki Evleri Genel Müdürlüğü'nün ya da Adalet Bakanlığı'nın resmi verilerini kullanarak yapmayı uygun buluyoruz. Çünkü bu resmi veriler bile bu ihlallerin nerelerden kaynaklandığını göstermek bakımından oldukça önemli veriler içeriyor. Nitekim 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de işte bulunan 403 hapishanede toplam 342.526 kişinin tutulduğunu, bu 342.526 kişiden 14.530'unun kadın, 3.214'ünün çocuk, 5.018'inin de 65 yaş üstü olduğunu bakanlık verilerinden görebiliyoruz. Yine bakanlık verileri bize hapishanelerin toplam kapasitesinin de sayısını veriyor ve bu dönem için açıklanan kapasite 295.328 kişi. Ancak 342.526 kişi hali hazırda bu hapishanelerde tutuluyor. Dolayısıyla 47.198 kapasite fazlasından söz ediyoruz. Yani kalabalık koğuş ya da aşırı doluluk diye sıklıkla ciddi sorunlara neden olan bir durum olarak aktardığımız konunun aslında bakanlık verileriyle de bu derece açık bir durumda olduğunu altını çizmek istiyoruz. Ben arkadaşımız özetledi genel durumu. Ben de size bu tablolardan belli örnekler vereceğim. Yine dediğimiz gibi başvurulardan 1383 ihlal başvurusu aldık. Marmara bölgesi dışındaki hapishaneler 882. Marmara bölgesi hapishanelerinden 651 dedik. Yani toplamda 2265 ihlal söz konusu. Şöyle sağlık hakkı ihlali toplamda 210 ihlal barındırmakta. Birkaç örnek vereceğim buna. Bu sağlık hakkı ihlalleri içerisinde mesela hastaneye sevk edilmeme, hastane sevklerinin geç yapılması, doktorların mahpuslara kötü davranması, doktor muayene sırasında kelepçenin çıkarılmasını istememesi, reçete edilen ilaçların verilmemesi gibi ihlaller söz konusu. Tabii bu çok daha geniş bir tablo. Ben birkaç örneğiyle size böyle verdim. İletişim hakkı ihlalleri içinde şöyle birkaç çarpıcı örnek okuyacağım. Ağır izolasyon var burada söz konusu. Haftada bir olması gereken sohbet, spor hakkının ayda bir defa ile sınırlandırılması söz konusu. 1,5 saat olan açık görüş hakkının 20 dakikaya indirilmesi, görüş gününün aileye söylenmemesi, bu da iletişim hakkı ihlalleri içerisindeydi. Yaşam hakkına yönelik ihlallerde de
can güvenliğine yönelik tehdit var. İntihar girişimi var. Bir intihar girişimi başvurusu aldık. Koğuş arkadaşlar tarafından ölümle tehdit edilme gibi ihlaller söz konusu. İşkence, darp, kötü muamele, onur kırıcı davranışlar, bunlar toplamda 217. Oradan da birkaç örnek şöyle okuyacağım. Çıplak aramaya zorlama, koğuş arkadaşlarından şiddet görme, süngerli hücreye koyma, pişmanlık dayatması, tarafsız koğuşa geçmeye zorlama. Buna benzer, bunun dışında toplamda 217 hak ihlali var. Yeterli. Başlığım yine iletişim, yani tecrit diye tarif ettiğimiz hakların, tecride yol açan hakların ihlali esasında. Bu rapor döneminde de en yüksek rakam yine iletişim hakkında, yani dolayısıyla tecride ilişkin ihlalleri oluşturduğunu görüyoruz. Bu hem basından böyle hem de Marmara bölgesinden yapılan başvurulardan net olarak ortaya çıkıyor. Burada aslında en çok dikkat çeken ikinci nokta, işte beslenme, temizlik, yaşam koşullarının insani olması, kişisel ihtiyaçların karşılanması gibi başlıkları topladığımız alandaki ihlallerin çok yoğun olması, yani çok yoğunlaşması. Bu dönemde geçen dönemlere göre çok daha yoğun olarak bunun şikayet konusu olduğunu görüyoruz ki geçen rapor dönemlerimizde de hatırlarsanız özellikle ekonomik krizin ve mahpus yoksullaşmasının ve mahpus ailelerin yoksullaşmasının bu alandaki sorunları artıracağına dair mahpusların da zaten bazı endişeleri vardı, bunu paylaşıyorlardı. Bu yalnızlaştırma, izolasyon, tecrit meselesinin bütün aslında hak ihlallerinin temelini oluşturur hale geldiğinin altını çizmiştik. Burada da İmral Hapishanesi'nden tespit edebildiğimiz yine bu rapor döneminde 135 ihlal var. Yani avukat görüşünün, aile görüşünün engellenmesi ya da reddedilmesi, cevap verilmemesi vesaire üzerine kurulmuş 135 başvuruyu görüyoruz sadece İmralı ile alakalı. Dolayısıyla bu süreçte özellikle tecrit boyutunun bütün hapishaneler açısından çok yoğun bir şekilde takip edilmesi gerekiyor ki burada şunun altında çizerek bitireyim. Sadece politik mahpuslar yakınmıyor bundan. Politik mahpuslar daha çok yakınıyor, doğru. Ama adli mahpuslar da çok yakınıyorlar ve mesela şu anda yine raporumuzda var olan açlık grevleri ile alakalı bunların büyük bir kısmı şu anda adliler mesela. Adliler de kendilerine yönelik hak ihlallerinin önlenmesi için açlık grevlerine başvuruyorlar. Başka bir yöntem artık bulamadıkları için ya da kalmadığı için. Dolayısıyla hapishaneler ciddi, acil kriz halinde aslında bir çeşit insani krizin yaşandığı mekanlar haline gelmiş durumda. Toplumun kesinlikle yüzünü hapishanelere dönmesi ve hem mahpuslarla hem mahpus yakınlarıyla bir dayanışma geliştirmesine özel ve acil bir ihtiyaç var. Bu aslında hani buradaki hak ihlallerinin aslında toplumu da yakından ilgilendirdiği üzerinden de toplumundan kaçınmamasını biz arzu ediyoruz. Çünkü buradaki aslında her uygulamanın bir şekilde dışarıdaki yaşantımızı da etkilediğini, dışarıdaki yaşantımıza da paralel uygulamaların olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de burası bir ihlal odağı ve dolayısıyla bu odağa yönelik mutlaka etkili bir çalışma yapma, dayanışmanın büyük bir ihtiyacı var.